Dostlar yeni bir videomuza daha hoşgeldiniz. E, BTTC ile yeniden karşınızdayım. Bu videomuzda BTTC'nin e, hem projesini yakından tanıyacağız. Hem de e, BTTC ile alakalı bir takım tabii ki özellikle son zamanlarda e, gelişmeler mevcut. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve devamında teknik analiz boyutuna bakacağız. E, Zira ciddi bir düşüş yaşadı bitcoin hareketleriyle beraber. Özellikle e, alt kanala düştüğünü görüyoruz. Bütün bunlar hakkında da bu videoda uzun uzun konuşacağız. O yüzden BTTC'nin yatırımcısıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Bizler için oldukça mühim arkadaşlar. O yüzden lütfen destek olmak amacıyla bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dostlar BTTC biliyorsunuz eskiden BTT idi. Sonuna bir de C geldi. Chain'i de geldi yani. Rankı 59 olan bir Tron tokenı olarak karşımıza çıkıyor kendisi biliyorsunuz sonradan. E, Tron'a dahil oldu yani direkt olarak e, Tron aldı arkadaşlar ve e, bu projenin arkasında duran isim şu anda Tron olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla birlikte de Tron ekosistem işte BNB Chain, e, Web3, e, File Sharing gibi birçok e, etiketi de mevcut. Şöyle market bölümüne bir geçelim. Şimdi e, market bölümüne baktığımız zaman dostlar. Binance, Huobi, KuCoin, işte GATIO, Polynex, Polinex. Bununla birlikte OKX, şöyle e, devam edelim, Maxi gibi şöyle bir swap var. CoinEx, e, indik indik. 52 tane satır çıktı dostlar karşımıza. Şimdi burada şunu söyleyebilmek lazım. Yani e, BTTC'nin aslında ciddi bir durumu var. Yani 59 rankı yakalamış bir coin. Ee, ve hala çok ciddi listelemeler bekliyor. Yani Coinbase gibi, e, FTX gibi, Kraken gibi, Bitfinex gibi e, birçok borsada hala listeleme bekliyor. Ki bu listelemeler e, BTTC'nin arkadaşlar e, ciddi yükselişlerine ve özellikle rankında popüleritesinde çok ciddi e, yükselişler oluşturabilir. Yani projeye genel anlamda baktığımız zaman... BTTC uzun zamandır e, çoğu kişiyi e, memnun etmese dahi ki bunun içerisinde hem Kasım'dan beri süre gelen düşüş, bununla da birlikte BTTC üzerindeki e, değişiklikler söz konusu sebep olarak. Genel olarak baktığımızda e, ciddi şekilde listeleme bekliyor. Yani popüleritesinde bir artış e, söz konusu olması bekleniyor. Tam potansiyel hala gösterememiş. Ve arkasında Tron gibi bir e, gerçek var arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Projenin geneli açısından ki e, son şu bir hafta 10 gündür biliyorsunuz Tron oldukça adını duyuruyor. Yani e, hangi durumlarda sürekli olarak Tron'la alakalı bir e, piyasada haber dolaşıp duruyor. Bununla beraber e, biliyorsunuz Elon Musk Doge'la alakalı bir gelişme yaşanmıştı. Twitter'ı satın alacağına dair e, duyurular gelmişti. Özellikle bununla birlikte Tron da, e, Tron CEO'su da ne yaptı, çıktı e, daha yüksek bir e, meblağ e, teklif etti falan derken ciddi şekilde Tron'la alakalı pozitif haberler pompalandı. E, bunlar her ne kadar BTTC'de Bitcoin kaynaklı olarak düşüşlerin gölgesinde kalsa da bu tarz haberler genel anlamda BTTC içinde bir Tron e, coin olarak iyidir sevgili dostlar şimdi kısa vade hareketlerine geldiğimiz zaman şu anda e, btTC geçtiğimiz günlerde atmasına rağmen tutunamamış yani Bitcoin'in e, bu etkisinden bir türlü çıkamadı e, son geldiği noktada bakın arasında yani günlükteki ema 50 ile 189 desteği arasında bir sıkışma yaşadığını görüyoruz ve şu an geldiğimiz noktada da biliyorsunuz FED haberinden sonra Bitcoin ve genel piyasada bir geri çekilme yaşandı. 39.500'lere kadar gelmesine rağmen Bitcoin ne yaptı? Orada bir yükselen trende değdi. Düşüş hususunda stop verdi ve yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Yani şu an genel piyasa anlamında yön yukarı. BTTC alt kanala atsa dahi önümüzdeki günlerde tekrar Üst kanala atıp yeniden MA50'yi deneyeceği günleri görme ihtimali çok yüksek. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi saatliğe baktığımızda saatlikte bir dead cross olmasına karşın hareketli ortalamalar arasında eğim öyle çok fazla değil. O yüzden şu anda büyük bir dead cross etkisinde değiliz. Uzun lafın kısa. Sadece şu biraz sıkıntı olmuş. Yani tam bizim destek direnç noktamızla hareketli ortalama Üst üste binmiş arkadaşlar. E, çifte tampon olarak çalışıyor burada. 4 saatliğimizde 191 pozisyonlarında 4 saatliğimizin de olduğunu görüyoruz. Ve 193'te de bizim neyimiz var? Günlüğümüzün EMA 50si var. Şimdi hedef 1. 189'daki bakın şu 189 pozisyondaki e, saatliğin EMA 50sini ve üst kanalın destek noktasını bizim almamız gerekiyor. Yönümüzde. E, buraya doğru. Devamında 4 saatliğine mahallesi yani 191. Bunun da devamında bakın şuradaki hareketi bizim artık arkadaşlar yakalamamız gerekiyor. Yani hareket <laughs> beklenen hareket şu. Günlükteki EMA 50'nin üzerine bizim atmamız lazım. Her ne kadar günlükteki EMA 50 193 bizim de, mesela anlık değerimiz 185 olsa da bu e, noktalar arasındaki hareketli ortalamaların yoğunluğu Maalesef e, bizim tek, tek parti de yani pat diye üzerine e, atmamızı engelliyor. Yani örneğin 193'ün üzerine atsak, atsak 202-203'ler tek partide gelir. Yani e, çok kolay olur ama şu anda her ne kadar rakamlar birbirine yakın dursa bile arasındaki hareketli ortalama yoğunluğu e, bizi maalesef baskılıyor. Fakat buralar yeniden alınacaktır arkadaşlar çünkü. BTTC 189'ları bırakmayacaktır. Buralarda çok fazla mesaisi oldu. E, piyasa geneli de pozitife çaldı. O yüzden yeniden üst kanalın gelme e, durumu çok yüksek önümüzdeki günlerde. Şu anda da bulunduğu pozisyonlarda aşağı yönlü sarkma yapmayarak e, buralarda artık stop verme e, durumu mevcut. O yüzden bulunduğumuz pozisyonlardan alım mantıklı olacaktır. Bunu söyleyeyim. 186, e şey 189 devamında 193 noktası bizim için çok önemli. Artık 193'ün yani destek alındığı noktada güzel bir alım fırsatıyla hızlı bir şekilde 222'lere doğru bir yön yukarı hareketi bizleri bekliyor olacak arkadaşlar BTTC'de. Genel anlamda durumlar e, bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.